İngiltere'de yaşayan Türkler geleneklerine sımsıkı bağlılar. Onlardan bir tanesi de ev dizaynı şüphesiz. Ev dizaynı deyince akla gelen ilk konuysa perdeler. İngiltere'de yaşayan Türkler örf ve adetlerine sıkı sıkıya bağlılar. Bu bağlılık o kadar fazla ki bir evi dizayn ederken de bunu görmek mümkün. İşte bu konuya verilebilecek en güzel örnekler içinde ise bir evin perdeleri geliyor. Ajans Britanya olarak bu hafta Londra'da yaşayan bir Türk ailesine konuk oluyoruz. Yanımızda Süleyman Bey var. Süleyman Bey aile reisi olarak biraz kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Evet, ben Süleyman, pardon benim adım. Ben 25 önce Denizli'den geldim buraya. Hemen o zaman bir de Emine Hanım'a dönelim. Biraz da Emine Hanım'ı tanıyalım. Siz neler söylersiniz? Benim adım Emine, söylediğiniz gibi. 15 yıldır bu ülkedeyim. 3 çocuğum var. Yeni eve taşındık. Ben perdelere çok önem veriyorum. Televizyonda yine sizin programınızda izlemiştim. Ajans Britanya'da Yavuz Perde'yi, orayı seçtim ve çok da memnunum. Tüm bayanlara tavsiye ediyorsunuz. Evin hanımları karar verir değil mi ağırlıklı olarak bu konulara? Sizin seçiminiz nasıl oldu? Kesinlikle evet, ben karar verdim çünkü bayanlar karar verir perdelere. Siyah beyazı seçim yaptım çünkü mobilyalarım siyah beyaz olduğu için ve eski hiçbir zaman modası geçmeyecek renk olduğu için siyah beyazı seçim yaptım. Tabii ki göreceksiniz şu an. Devamlı kullanalım dedin. Siyah evet, beyazı evet. Başlayalım. Evet. Peki perdeler konusunda başka neler söyleyebiliriz? Bu üzerindeki desenler. Onlar da mobilyalara uygun olarak mı? Evet, özellikle onlara da dikkat ettim. Zaten Hüseyin Bey de perdelerin yeni geldiğini söyledi. Bunlar yeni moda olduğunu söyledi. O yüzden bunları seçim yaptım. Çünkü koltuk takımıma da uysun diye. Hüseyin Bey dediniz. Bir de Hüseyin Bey'i yanımıza alalım. Hüseyin Bey, çalıştınız, yaptınız. Neler söylemek istersiniz? Nasıl gidiyor işler sizlerde? İşlerimiz çok yoğun şu aralar. Bu ailemiz de 2 hafta önce geldiler bize. Sizin vasıtanızla geldiler. Özellikle çok seçici bir aile. Çok güzel de zevkleri var. Tüllerini, perdelerini beğendiler. Biz de elimize geldiğince onların beğendiği tül ve perdeleri yani güzel bir şekilde yapıp getirip evlerine astık. Çok da güzel oldu. İngiltere'de yaşayan bir Türkiye'linin evine dışarıdan bakmak bile o evin bir Türk evi olduğunu anlamak açısından yeterli. Londra'da hizmet veren Hüseyin Yavuz ise tüm ihtiyaçları karşılamak için hazır olduklarını söylüyor. İnsanlar özellikle gelip tülünü ve perdelerini beğeniyorlar. Ondan sonra biz gelip ölçülerini alıyoruz bunların. Ölçülerinden sonra bunların bir montaj dönemi vardır. 2-3 gün sonra da gelip montajdan yapıyoruz. Yani toplam bir hafta içerisinde söz verdiğimiz gibi yaptıklarımız ürünleri getirip takıyoruz. Dedim ki odamla uyumlu bir renk olsun diye. Pembe, pembe. Zaten her yer pembe. Evet. Perdeler pembe, üstün pembe, eşyalar pembe. Evet. Niye pembe? Bilmiyorum, o rengi seviyorum. Efendim şimdi yanımızda ise ailenin bir beyefendisi var. Beyefendisi tanıyalım mı biraz? Benim adım Özgür Parın. Özgür Parın kaç yaşında? 7. 7 yaşındasın. Peki Özgür, oradan gitmişsin, seçmişsin. Niye arabalar var perdende? Çünkü arabalı yatan da olacak. Süleyman Bey, isterseniz biraz da fiyat politikasından bahsedelim. Malum burada yaşayan ailelerin de merak ettiği konulardan biri de budur. Tabii ki perde olarak ben hiçbir yere gitmedim, özellikle söyleyeyim. Sizin aracınızda zaten, sizin programınızdan gördüm ben. Peki fiyatlar nasıl, iyi mi? Fiyatlar bana göre çok uygun. Yan yana geldiniz, ben de aranızda duruyorum. İşi yapanla müşterinin arasındayım, neler söylemek istersiniz? Ya biz genelde bütün müşterilerimiz olduğu gibi Süleyman Bey'le gerçekten çok uygun bir fiyat çıkardık. Kendileri de memnun kaldı bunda. Zaten Yavuz Perde'de 2 önemli şey vardır. 1 kalitede kesinlikle taviz vermeyiz. 2 fiyatlarımızda en uygun seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu evde şimdi burası yapıldı, salon. Onun dışında? Salonu yapıldı, mutfağa katlamalı perde yapıldı. Çocukların odası yapıldı, çocukların güneşliği yapıldı. Banyoya roller blind dediğimiz, yani store perde, Türkçesi store perde yapıldı. Artı tuvalete de store perde yapıldı. Şimdi biraz önce biz kamera arkasında konuştuğumuzda hanımefendi dedi ki bizlere, bayanların bazı vazgeçilmezleri vardır.
Şimdi sizden tekrar bu sefer yayındayken dinleyelim. Evet, bayanlar iki şeyden vazgeçmez bence. Bir kuaför, ikincisi de perde. Çünkü çok önemli bir konu bunlar bayan için. Onun için tavsiyem Yavuz Perde'ye gitsinler.